Podcast'imin ilk bölümünü dinleyenler, vücudunu biraz geliştirmek için harçlıklarını biriktirerek yay almaya çalışan 15 yaşındaki çocuğun hikayesini hatırlayacaktırlar. Bu yıllar 70'li yıllardı ve ben bu yıllara ortasından itibaren dahil olmuştum. 70'li yıllar bitip artık 80'li yıllara geldiğimiz zaman beni bambaşka bir hikaye bekliyordu. 80'li yılların başından itibaren giderek sayıları artan spor salonları, benim spor salonculuğuna dahil olmam ve dahil olduğum andan itibaren geçen yıllar içerisinde basının benden fitness işletmeciliğinin duayeni olarak söz ettiği bir süreç. İşte ben sizlere hem o çocuğun ne olduğunu hem de bu hikayemle birleşerek akan ülkedeki spor salonculuğunun gelişimini anlatacağım. Ama önce sizi dizi ya da film jargonuyla uyarayım. Bu bölüm hayret, komedi ve ibret içerir. Türkiye'de 80'li yılların başından başlayan ve bu yılların sonuna kadar devam eden bir spor salonu açma furyası vardı. 80'lerde başlayan ve Jane Fonda'nın öncülük ettiği aerobik akımıyla kadınlar da spor salonlarına hücum etmiş ve spor salonlarının profili birden değişmişti. Rengarenk parlak taytları ve bu taytların üstüne giyilen komik g-stringleriyle spor salonlarının havasını bir anda değiştirdiler. Böylece spor salonlarının o eski maskülen havasından kurtulduk ve daha normal bir hale geldi her yer. Bunları da oraya uzanan süreci de ayrıntılarıyla anlatacağım. Ama önce ilk bölümü dinleyenleri merakla bırakmayayım ve vücut geliştirmek için harçlıklarını biriktirerek yay almaya çalışan 15 yaşındaki çocuğun hayallerinin gerçekleştiğini söyleyeyim. Sadece biraz vücudumu geliştirmeyi ve üçgen bir vücut sahibi olmayı hayal ederek spora başlamıştım. Ama iş burada kalmayıp ilk bölümde detaylı olarak anlattığım çalışmalar sonunda yarışmacı olmuştum ve vücut geliştirme şampiyonlukları gelmişti. Fakat normalde belki de başka bir spor branşını seçseydim çok uzun sürecek yarışmacılık hayatım 5-6 yıl sürmüştü. 80'li yılların tam başında yani 1980 yılındaki Avrupa Şampiyonası'ndan sonra yarışmacılık hayatım bitti. Aslında çok daha uzun sürebilecek bu süreç niye erken bittiğinin en iyi cevabını Türkiye'de vücut geliştirme sporunun duayeni olan Ahmet Enüllü çok yakın bir zamanda yaptığı söyleşide verdi. Ahmet Hocam kendisine sorulan bir soruda "Yeniden başlasanız vücut geliştirmeci olur muydunuz?" sorusuna "Kesinlikle olmazdım. Çünkü bizim spor ölçülebilen bir spor değil. Vücut geliştirme sporunda ölçme yok. Diğer sporlarda olduğu gibi bir süreyi kaç dakikada koştuğunuz ya da yüzdüğünüz ya da kaç metre kaç santim atladığınız tespit edilemiyor" cevabını vermişti. Çok doğruydu. Başka sporlarda birisinden 2 santim daha uzağa atlayan şampiyon oluyordu. Ya da gayet doğal olarak daha fazla gol atan kazanıyordu. Oysa bazen vücut geliştirmede çok çok bariz üstün olmadıktan sonra daha iyi olduğunuz birisini birinci yapıveriyorlardı. Yarışmacılık hayatımda bunun en acı örneklerini birkaç sefer yaşadım. Ama ben size en önemlisini anlatayım. 1980 Avrupa Şampiyonası'nda ilk gün 21 Avrupa ülkesinin şampiyon yarışmacılarından 15'ini geçerek ilk 6'ya girmiş ve finale kalmıştım. Herkesin birinci ya da ikinci olmamı kesin olarak gördüğü finalde, yarışmanın yapıldığı ev sahibi ülke, Belçika ve komşu ülkeleri, Hollanda, Lüksemburg gibi ülkelerin hakemleri, aynı Eurovizyon'da olduğu gibi birbirlerinin yarışmacılarına birer ikişer puan fazla vererek kayırdılar. Benim de yeni bir isim olmamdan yararlanarak beni bir anda beşinciliğe atıverdiler. Hollandalıyla birinci yaptılar. Teselli vaadi olarak da bu çocuğu gelecek sene mutlaka getirin, birinci olur dediler. Bunu o tarihteki gazetelerde yazmıştı. Belki tesadüf, belki başka bir şey bilemiyorum ama biraz önce anlatmıştım. Ülkede spor salonu açma furyasının başladığı 80 yılların tam da başı olan 1980, benim yarışmacılık hayatımın bittiği, bundan sonraki yaşam tarzımın da artık spor salonculuğu olacağına karar verdiğim yılla çakışır. İşte bu tesadüf ve başka diğer olgularla benim bu yılla başlayan ve 15 yıl sonra da basının benden fitness merkezleri işletmeciliğinin duayeni olarak söz edeceği yolculuğumun başlangıcıdır. Duayen kelimesi aslında meslek ya da sektör büyüklerini onore etmek için kullanılır.
O bana hep bir hüzün vermiştir nedense. Duayen artık emekli olmuş, geçmişteki yaptıkları nedeniyle de saygıyla anılan bir yaşlıyı çağrıştırır. Oysa benim hakkımda dergilerde bu şekilde yazılar çıkarken 40 yaşındaydım. Daha henüz ben spora bile başlamadan önce de spor salonu sahibi olan efsane hocalarımız, abilerimiz dururken bana neden duayenliği yakıştırmışlardı. Anlatacağım. Ama önce bir kavram kargaşasına neden olmamak için şu önemli açıklamayı da yapayım. Çoğu kişi karıştırır. İyi sporculuk farklı bir şeydir. Spor salonu açmak farklı ama bir de tam teşekküllü, içinde kardiyo aletlerinin, o dönem için diyorum. Bu arada bu dönem için zaten aksi mümkün değil. Stüdyoların, havuz, sauna, solaryum, masaj gibi wellness hizmetlerinde olan fitness merkezlerinin işletmeciliği tamamen farklıdır. İşte tam da bu nedenle çok eskilerden itibaren spor salonu açan, çok saygı duyduğumuz hocalarımız, bazı arkadaşlarım işler geliştiği zaman, fitness sektör haline geldiği zaman bu gelişmeye ayak uyduramayıp maalesef yavaş yavaş piyasadan çekilmek durumunda kalmışlardır. Fitness tesisleri işletmeciliği söz konusu olunca niye övgü aldığımı sohbetimiz ilerledikçe anlatacağım zaten. Ama ben basit bir tanesiyle başlayayım. Dünyada bile eşine kolay rastlanmayacak bir rekorumdan söz edeyim. Normalde spor salonu açanlar gayet doğal olarak açtıkları bu tek spor salonunu ilan ederler. Belki de bu spor salonunu biraz geliştirebilirler, imkanları varsa büyütürler, normali de budur. Ama benim 15 yıl içerisinde, üstelik de o dönemde hepsi tanınmış marka olmuş, farklı semtlerde 8 tane spor salonu açmış olmam normal değildir. Bu arada sakın bununla övündüğümü de düşünmeyin. Kesinlikle bu kadar fazla spor salonu açmak gibi bir hedefim ya da amacım yoktu. Zaten ekonomik durum da buna müsait değildi. Ama biraz sonra dinleyeceğiniz bazı ibretlik olaylar, trajikomik tesadüfler, amiyane tabirle arkadan ittirmeler beni bu kadar fazla spor salonu açmaya ve İstanbul'da da galiba bu konudaki en geniş kitlelere ulaşan işletmeci olmaya yöneltti. Aslında her şey çoğunuzun bildiği o fıkradaki gibi gelişti. Vapur iskeleye yanaşırken birdenbire büyük bir bağırtı çağırtı olur. Kadının biri denize düşmüştür. Ve herkes bağırırken kimsenin gözü soğuk denize atlamayı yemiyordur. Aradan birkaç saniye geçince adamın biri suya atlar ve kadını çıkartır. Alkışlar, tezahüratlar derken birisi adama, "Beyefendi siz kahramansınız, kendinizi büyük bir riske attınız," der. Adam soğuktan morarmış, öfkeyle burnundan soluyarak şu cevabı verir. "Beni arkadan iten namussuzu bir yakalarsam ben yapacağımı bilirim." İşte benim duayenliğim de bu tarz bir ittirme sonucunda oldu. Hikayeyi anlatacağım ama önce bir fragmanını vereyim. Bu hikaye, iki sporcu arkadaşın birlikte spor salonu açmaya karar verip, salon açılıp çok başarılı olduktan sonra bunlardan birinin başlangıçta yaptığı anlaşmaya uyamamasından, dikkat edin uymamasından demek istemiyorum, uyamamasından kaynaklanan bir ayrılık ve diğer arkadaşın da yıllar içerisinde piyasayı adeta spor salonuna boğmasının hikayesidir. Evet, bu durum İstanbul'da fitness sektörünün oluşumunun seyrini belirlemiştir. 1980 Avrupa Şampiyonası'ndan sonrası yarışmacılığı bıraktıktan sonra uzunca bir süre kaldığım Londra'da ve gezdiğim bazı Avrupa ülkelerindeki fitness merkezlerini yakın takibe aldım ve kafamda bir altyapı oluşturdum. 82 yılında ülkeye geri döndüm ve baktım ki İstanbul'da spor salonlarının sayıları neredeyse hala bıraktığım gibi. Fakat özellikle bu tarihten sonra bütün spor salonu açmak isteyenler adeta benim dönüşümü bekler gibi spor salonu açmaya başladılar. Ama bu salonlar daha hala donanımlı bir fitness merkezi görüntüsü vermekten çok uzaktılar. Durum hala vücut geliştirmeye nasıl başladım podcast'in bölümünde size tasvir ettiğim spor salonlarının durumu gibiydi. Farklılık ise mekan olarak biraz daha büyük yerler açılıyordu artık. İşte aynı aletten birden fazla varsa
Aa işte şurada bir spor salonu açılmış. İki tane pull-down var. Yatarak leg press aleti de var. İşte dumbbell'lar da parlakmış, krom nikel kaplı diye ön plana çıkartılan yerlerdi. Yani bu dönemde prestijin ölçüsü buydu spor salonlarında. Bir de o yıllarda spor salonlarının halı flex kaplama modası vardı ki Allah'tan yıllar geçtikten sonra hijyenik olmadığı fark edilerek vazgeçildi. Sayılar artmasına rağmen spor salonlarının çoğunda daha hala grup çalışmalarının yapıldığı ayrı bölümler yoktu. Dolayısıyla kadınları spor salonlarına çeken grup çalışmaları da yapılmıyordu. Oysa 80'li yılların başında dünyada Jane Fonda ile başlayan aerobik akımı yayılmıştı bile. Bize gelmesi de o kadar uzun sürmedi. 80'li yılların başından itibaren artık aerobik çalışmalarının yapıldığı bir alan ve burada yapılan çalışmalar da bir prestij sayılmaya başlandı. Kadınların spor salonlarına girmesi tabii bir anda spor salonculuğunda devrim oldu. Çünkü bu işi çok iyi bilen işletmeciler şunu çok iyi bilirler. Erkekler geldiği zaman, erkek üye geldiği zaman pek fazla kadın üye çekmezler, getirmezler. Ama kadın üyeler artarsa mutlaka onların eşleri ya da erkek arkadaşları da gelirdi. En azından onlara refakat etmek ya da kontrol etmek için. İşte böyle bir spor salonculuğu ortamında yıllar önce yarışmacı olmak, şampiyon olmak hedefi benim için neyse bir spor salonu sahibi olmak da şu anda oydu. Ama param da yoktu. Fakat bunun o kadar da önemli olmadığını kısa bir zaman sonra cebinde biraz parası olan herkesin Ali Yer Hoca gel bir spor salonu açalım, %50 ortak ol dedikleri zaman anladım. Peki niye herkes parası olmayan bir adamı %50 ortaklık teklif etti, verdi? Nedenlerden bir kısmını biliyorsunuz ama sportif kısmın dışında ticari bazı faktörler de var. Fitness merkezleri çok farklı amaçlarla gelen üyelere hizmet verir. Sağlıklı yaşam için kilo vermek, kilo almak, vücut geliştirmek ya da yarışmacı olan spor branşlarında olan kişilere kondisyon çalışması yaptırmak için. Yani özetle birçok nedenle insanlar buraya gelir. İşte bence iyi bir işletmeci amaç ne olursa olsun fitness merkezine gelen herkese hitap edebilecek birisi olması. Ben ise bütün bu kriterlere galiba uygundum. Çünkü daha yarışmacılık hayatımın devam ettiği yıllarda Jimnastik Federasyonu'nun antrenörlük sınavını kazanmış ve kondisyoner olmuştum. Neredeyse tüm farklı spor branşlarından öğrencilerim oldu. Antrenörlük diplomamı aldıktan sonra takım kondisyonerliği yapmaya başladım. Sporcuların çoğu Avrupa ve Dünya şampiyonu olan Haydarpaşa Demirspor Güreş ve Judo Kulübü'nü aralıklı da olsa 9 yıl çalıştırdım. Askerlik yaptığım dönemde Ankara Karagücü'nde atletizm, güreş, boks, futbol gibi branşları çalıştırdım. İşin fitness kısmını ise bunca sohbetten sonra herhalde konuşmaya gerek yok. Hatta askerliğimi bitirince Anadolu Hisarı Spor Akademisi'nin en genç idari müdürü oldum ve orada henüz dışarıda doğru düzgün bir fitness merkezi yokken bir özel spor salonu olarak ben akademide bir fitness merkezi oluşturdum. Dolayısıyla öyle ya da böyle fitness center, fitness merkezleri işletmeciliği için gereken bütün altyapı fazlasıyla vardı. Diğer taraftan yarışmacılık hayatım boyunca antrenman yaptığım spor salonu, çocukluğumdan beri benim doğal ortamımdı. Hangi spor salonu olduğu da önemli değildi zaten. Adeta ben bir balıktım, spor salonları ise akvaryum. Hayatım buralarda geçmişti. Böyle bir ahvalde ve donanımla zaten benim bir spor salonu açmamam ve bu insanların da bana teklifte bulunmaması adeta eşyanın tabiatına aykırıydı. Bu durumu fark edenler spor salonları açmaya başladıktan sonra ise tüm bunlara ilaveten üyelerin benimle olan diyaloğunu görenler benimle ortak olmak istemişti. Yanılmadılar. Söz edeceğim her fitness merkezi o dönemde marka oldu ve para kazandı. ...1983 yılında evlenmiştim. O zamanki ekonomik koşullarım nedeniyle iki işte birden çalışıyordum. Gündüzleri Haydarpaşa Demir Spor Kulübü'nde kondisyonerlik, akşamları ise milli judocu ve judo milli takımının da antrenörlüğünü yapmış olan çok sevdiğim arkadaşım Ahmet Kösoğlu'nun Yoğurtçu Parkı'nın karşısındaki Kösoğlu Spor Salonu'nda. Toplamda günde 14 saat çalışıyordum ama sporu ve spor salonlarını çok sevdiğim için yorgunluk hissetmiyordum. Dönem hala old school spor salonlarının hüküm sürdüğü bir dönemdi.
Birinci bölümde söz etmiştim. Fazla sayıda spor salonu yoktu. İşte benim spora başladığım Herkül, Özer abinin Herkül spor salonu. Yoğurtçu Parkı'ndaki Kösoğlu. Biraz yukarıda atletik spor salonu. Bunlara Moda'daki Airport ve St. Joseph Lisesi'ndeki Majestic adlı spor salonları da eklendi. Daha sonraları da Maltepe taraflarında Pamuk Spor isimli bir tesis açıldı. Anadolu yakasında bunlar vardı, bir o kadar da Avrupa yakasında vardı. Kösoğlu Spor Salonu, bugünkü Fenerbahçe Stadı'nın hemen yanındaki Yoğurtçu Park'ın karşısında mütevazi ve keyifli bir spor salonuydu. Tahmin edeceğiniz gibi Kadıköy'de o yıllarda bugünkü gibi yoran, kaotik bir kalabalık yoktu. Yoğurtçu Park'ın dev çınar ağaçları, yanından geçen dere, deredeki irili ufaklı rengarenk balıkçı kayıkları vardı. Bazen antrenmandan önce ısınmak için koştuğum yemyeşil ağaçlıklı ortamıyla o yılların doğasını yansıtan bir parktı. Kösoğlu'nda gençler kendilerinden büyük abilerine saygı gösterir, sadece spor düşünülürdü. Burada spor ve yarışmacılık hayatına benimle başlayan gençler de oldu. O zamanın naif ve değer yargılarının bugünkü gibi olmadığı bir ortamda komik şahsiyetler ve eğlendirici olaylar da olurdu. Bunlardan biri, benim ya da Ahmet'in olmadığı zamanlarda salona bakan, kendine göre ufak tefek hareketleri üyelere gösteren Abdullah abi isimli meslekte alaylı bir abimizdi. Abdullah abi iri yarı, 55-60 yaşlarında, kalın yuvarlak gözlükleri, hafif göbeği ve hazır cevaplığıyla çok babacan ve sempatik bir tipti. O zamanlar spor salonuna çok az sayıda kadın üye gelirdi. Abdullah abi kadınlara yerden ağırlı çekiş yani barbell rowing hareketini gösteriyordu. Fakat o zamanın biraz mutaassıp koşulları içerisinde hafif de mahcup bir tip olduğu için hareketi tarif ederken belin çukurlaştırılması, kalçanın dışarıya çıkması pozisyonunda kadınları arkaları duvara gelecek şekilde hareketi yaptırıyordu. Kim bilir belki kendi düşünce tarzına göre kadınların namusunu koruyordu. Ama tabii gizlenmeye çalışılan her şey gibi bu da daha fazla dikkat çekti. Sonunda gençlerin dalga konusu oldu ve o hareket Abdullah Rowing adını aldı. Kösoğlu Spor Salonu ile ilgili hiç unutamadığım ve benim hayatımın en önemli anlarından birisi olan bir anım, bir gün orada antrenman yaparken bir telefonun gelmesi ve telefonla bana bir kızımın doğduğunun müjdelenmesiydi. Şimdi düşünüyorum elimdeki halteri nasıl taş zemine adeta attığımı, hastaneye koştuğumu, hala gülüyorum. Kösoğlu'nda bir süre çalıştıktan sonra Demir Spor Kulübü'nden yine judocu bir arkadaşım, Kamil Korucu, ki o zamanlar Almanya'da çalışıyordu. Yıllık izinde ülkeye dönüp Demir Spor Kulübü'nde antrenman yaparken bana Almanya'daki fitness merkezlerini gördüğünü, ufak da bir birikimi olduğunu ve burada bir yer açmak istediğini söyledi. Ama esas işinin judo olduğunu, spor salonculuğu, fitness çalışmalarının benim işim olduğunu ve benle bir yer açmak istediğini söyledi. Eğer sen varsan ben de varım dedi. Benim aletli egzersizler departmanının kar ortağı olmamı teklif ediyordu. Kabul ettim çünkü benim ekonomik durumum spor salonu açmak için uygun değildi. Buna karşılık da onun özel spor salonu deneyimi, aletli ve fitness ile ilgili hiçbir geçmişi, en önemlisi spor salonculuğu, işletmeciliği de yoktu. Böylece bizim daha sonra İstanbul'da spor salonculuğunun kaderini belirleyecek hikayemiz başladı. Spor salonu işletmecileri iyi bilir. Bir spor salonunun nasıl oluşturulduğu, daha sonra oraya gelecek olan üye profilini, üye profili ise o spor salonunun kaderini belirler. Seçilecek aletlerden dekorasyona, hatta aynaların asılış açılarına kadar bütün ayrıntılar önemlidir. Zaten profesyoneli profesyonel yapan da ayrıntılardır. Bütün bir yaz dönemi Suadiye'de tren istasyonunun iki sokak ötesindeki Çolak İsmail sokaktaki bir apartmanın altında bu küçük spor salonunun oluşturulması hazırlığıyla geçti.
Ben hala kondisyoner olarak Demir Spor Kulübü'nde çalıştığım için sabah antrenmanı biter bitmez Suadiye'ye gidiyordum ve açılış hazırlıklarına devam ediyordum. Sonbaharda salon açılmaya hazır hale geldi. Bundan bir süre sonra daha büyük bir mekana geçtiğimiz zaman da adı Küçük Akademik olarak anılacak olan Akademik Spor Center'ı açtık. Ama Kamil Almanya ile iş ilişkisini henüz tam olarak kesmediği için salonu adeta bana bırakarak, adeta diyorum çünkü kardeşleri ve eşi de oradaydı ama tahmin edeceğiniz üzere bu konularda çok deneyimsiz ve yeniydiler. Kamil Almanya'ya gitti ve 2 ay sonra dönünce gözlerine inanamadı. O dönemde televizyonda, gazetelerde her gün boy gösteren şöhretlerden oluşan, üyelerle dolu, iyi iş yapan bir spor salonu onu bekliyordu. Açıkçası salon piyasada tutmuştu. Ben aletli fitness bölümündeki performansımla Kamil grup çalışmalarıyla çok iyi bir ikili oluşturmuştuk. Her şey çok iyi gidiyordu. Neşeli ve şakalaştığımız bir ortamımız vardı. Yaptığımız işi çok sevdiğimiz için bu pozitif enerji gelen üyelere de geçiyordu haliyle. Zaman zaman komik enstantaneler de yaşıyorduk. Aerobik çalışmalarındaki dersi veren Kamil'e o zaman için çok radikal bir karar sayılabilecek tight giyme konusunda ısrar ederek zorla tight giydirdim. Çünkü o dönemde dünyada erkekler de dahil grup çalışmalarına giren hocalar dersleri tight'la veriyorlardı. Bu konuda biraz çekingen olan Kamil'e "Tayt yakıştı, çok iyi oldu. Baharı bekleyen kumrulara benzedin." derken o da göğüs kaslarımı sıkıştırmaya çalışarak bana cevap veriyordu. Her şey çok iyi gidiyordu. Bu durum kısa bir zaman sonra mekanın bize yetmemesine ve daha büyük bir mekan arayışına girmemize neden oldu. Kadıköylülerin özellikle Bağdat Caddesi'nde oturanların iyi bildiği eskiden Aydın Düğün Salonu olan bir yer vardı. Burayı kiraladık ve burada başladık çalışmaya. Artık işler iyiden iyiye almış başını gidiyordu. Ve salonda İstanbul'un, dolayısıyla Türkiye'nin en popüler ve kaliteli salonu haline gelmişti. Bir gün Kamil benimle konuşmak istediğini söyledi. O zaman spor salonuna gelenler, salonu bilenler hatırlarlar. Girişte hemen sağ tarafta küçük bir oda vardı. Orası bizim hem soyunma odamız hem de arada sırada konuştuğumuz bir odaydı ve nefes alma odası derdik. Kamil konuşmaya başladı fakat halinde bir tuhaflık vardı. Kelimeleri seçmekte zorlanıyor, başı zaman zaman öne eğiliyor. Mahcup bir ifadeyle konuşuyordu. Çok detayına inmek istemiyorum ama özetle bana ilk başta yani spor salonu açmadan önce konuştuğumuz gibi hisse bedeli değil de bir maaş vermek istediğini söylüyordu. Yani açıkçası işe başlamadan önce beni bu işin erbabı olarak gördüğü ve neredeyse ben olmazsam olmaz olarak nitelendirdi, beni şimdi bir çalışanı olarak düşünmek istiyordu. Bu kabul edilemezdi. Ayrıldık. Ama o herhalde ben ayrıldıktan sonra tutmuş olan ve çok iyi giden, üstelik de benim çok büyük emeğim olan bu işten ayrılacağıma bir türlü inanamadığı için ben Dalyan Kulübü'nün işletmecisi olan Temellilerle anlaşıp Dalyan Kulübü'nün fitness merkezini oluşturdum ve çalışmaya başladığım zaman bile daha hala "yok o gitmez, döner" diye sağda solda konuştuğunu duyuyordu. Şimdi burada sakın Kamil Korucu'yu kötüleme amaçlı bir konuşma yaptığımı, amacımın bu olduğunu düşünmeyin. Kamil benim kardeşim gibi sevdiğim, çok temiz, sporcu kişilikli ve özünde iyi bir insandır. Açıkçası yıllar geçtikten sonra hiçbir şeyin de önemi kalmıyor. İşte bu ayrılık benim sektörü adeta fitness merkezine boğmama neden oldu. Yani bunu anlatmak zorundaydım. Çünkü bu konu ikimizi değil, sektörün de gidişatını değiştirdi. Bu ayrılıktan sonra benim açacağım 8 tane spor salonunun var olma nedeniydi. Dolayısıyla bu bir piyasanın, bir sektörün 10-15 yılını etkileyecek bir olaydı. Yani düşünün, o tarihte koca İstanbul'da ciddiye alınabilecek 15-16 tane spor salonu var ve bunlardan 8'ini ben açmışım. Artık benimle birlikte spor salonundan spor salonuna gelen üyelerim işi şakaya vurup işte bir spor salonunda neler olur, spor aletleri olur, duşlar, soyunma odaları ve bir de Aliyar Hoca şeklinde dalga geçmeye başlamışlardı. Şimdi düşündüğüm zaman eğer Kamil'le Akademik Spor Center'daki bu iş beraberliği devam etseydi, Dalyan Kulübü'nün jimnastik salonu,
Universal Gymnasium, en önemlisi Eurogym, Taç Spor Jimnastik Kulübü, Acıbadem İstek Vakfı Stres Kontrol ve Admiral Fitness Court. Yıllarca bu sektörü etkilemeyecek, var olmayacaklardı. Ve belki de ben daha sonra kamillaştığı yeni bir yerde çok büyük bir ticari risk alarak o yeri kaybetmesini ve salonu devretmesini engelleyecekti. Akademik Spor Center macerasından sonra Fenerbahçe'de bünyesinde tenis kortları, yüzme havuzu olan, İstanbul'un sayılı yeşil ve güzel alanlarının içinde bulunduran Dalyan Kulübü'nün fitness salonunu organize ettim ve işletmeye başladım. Burası da çok çok memnuniyet yarattı, üye yoğunluğu oldu ve gayet güzel bir ambiyansla uzunca bir zaman işledi. Bundan sonra Şaşkın Bakkalı Üniversite Gimnazyum Spor Salonu'nu da kurdum ve işlettikten sonra bir süre sonra 80'li yılların sonuna doğru Eurogym isimli bir fitness merkezi açtım. İstanbul'da modern fitness tanımına uyan ilk fitness merkeziydi. 90'lı yıllara başlarken açılan ve çok ünlü olan bu fitness merkezi aynı zamanda 80'li yılların finaliydi. Bana göre 80'li yıllar Eurogym'in açılmasıyla son bulmuştu. Eurogym ve 90'lı yılları bu podcast serisinin bundan sonraki bölümünde yani 3. bölümde 90'lı yıllarda konuşacağız. Ama kısaca değinmem gerekirse Eurogym'in açıldığı ve kardiyo aletlerini kullanmaya başladığımız tarihte ülkede koşu bandı ithal eden şirket yoktu. Bir iki koşu bandı Çapa Tıp Fakültesi'nde hastanede eforlu kardiyo çekmek için kullanılırdı. Bir de birkaç tane tanınmış zenginin evinde vardı. Koşu bandı ithalatı yoktu da sen nasıl aldın derseniz isim vermekte sakınca görmüyorum. Finspor firmasının sahibi Kemal Bey yeni ithal etmeye başlamıştı. Zaman zaman hangi kardiyovasküler aletleri ithal edeceği konusunda benimle de fikir alışverişi yapar, ona göre alırdı. Konu sadece koşu bandı ve kardiyolar da değildi. Spor salonlarında grup çalışmaları yapmak için ayrı bir alan da yoktu. Stüdyo yoktu, vitamin bar yoktu, tıbbi masaj bölümü, sauna, solaryum gibi hizmetler veren başka bir fitness merkezi de yoktu. Düşünün ki Eurogym böyle bir ortamda açılmıştı. Ama Eurogym'in farkı sadece materyalden ibaret de değildi. Bu sektörle ilgili birçok yenilik zaman içerisinde burada uygulandı. Mesela o sıralarda tüm dünyada yaygın olan ve yeni başlamış olan step çalışmaları, Avrupa yakasında sadece Etiler Hillside'da, Anadolu yakasında ise Eurogym'de yapılıyordu. Üstelik o zamanlar küçük çapta bağımsız bir step federasyonu vardı ve step milli takımı da vardı. Bu milli takımın bütün eğitmenleri benim eğitmen kadromdaydı. Birbirinden ünlü üyelerin devam ettiği, Tatlı Kaçıklar dizisinin de çekildiği Eurogym'i ve 90'lı yıllarla dünyada ve ülkede gelişen fitness sektöründeki yenilikleri konuşacağımız 90'lı yıllarda buluşmak üzere.